Alarım ben seni. Alarım. Gördün mü? Çektim. Tam bana bakıyordu. Bak çıkar gene. Çıkar. Bak 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 geliyor bak. Bak 4 tane oldu. Bak bak. Bak 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 bak. Buradan çıkıyor bak. Görüyor musun? Bak 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 bak. Bak kaç tane oldu bak. Dolu abi dolu ya. 4 tane geç. Bak bak bunların. Bak görüyor musun? 3 tane çıktı bir delikten. Bak bir tane daha çıktı. Batar abi. Bak buradan da bak bu tarafa. Fatih abi bu tarafa bak. Bak şöyle bak. Bak şöyle bak. Hadi ayağın dibinde bak Fatih. Ayağın dibinde bak Fatih. Bak bu tarafa. Buna şimdi ne olacak? Ne olacak? Suyu götürün, eve gidelim. Yürüyor çek, yan yer sen bebe. Hadi boş boş duruyorum, dursana. Harun Bey, gel hadi, bekliyorlar. Şurada kuru yerden olur. Şurada fotoğraf çekelim, hiç atma. Dur Hüseyin abi, dur. Hüseyin abi, yan video çeksene biraz. Durma sen tut lan. Bir daha dur. Tamam, oldu. Evet. Şuraya baksana. Sen de 3 tane birden kızarmış, 3'ün de. Davulun altını kemirdim. Fare popülasyonu özellikle biliyorsunuz farenin doğal düşmanları var ya da onları doğada dengeleyen yılan gibi sürüngenlerin azaldığı zaman artar. Özellikle rutubetli, nemli ve besinin ki onlar tarla kenarlarında tarladaki yeşillik ve artıklardan dolayı buğday tarlalarında buna benzer buralarda çok artar. Küresel iklim değişikliğinde bir etkisi var. Bir de fareyle mücadele özellikle artabilecek yerlerde ilkbahar başı ve sonbaharın ortalarından sonra yapılır. Zamanında mücadele yapılmadıysa da artar. Çünkü biliyorsunuz bir fare işte 3 hafta civarında gebelik dönemi var. 3 ayda da cinsel olgunluğa uğraşıyor. Ortalama 5-6 bazen 10'a kadar yavru bırakabiliyor. Bunun yarısı dişi olsa birkaç ay içinde o dişilerin de doğurabileceğini düşünüyorsanız çok çok artar. Özellikle sonbahar ya da ilkbahara girişte tarlaları ilk sürerken derin sürmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü onların 8-10 santimetrede yuvaları oluyor. Bu yuvaları dağıtmamız gerekiyor. Özellikle de doğada bulunan yılan gibi canlıları gördüklerinde yollarını değiştirsinler. Onları öldürmeye bakmasınlar. Gerçekten bir yılan bile bir tarlayı kurtarabilecek güçtedir. Çünkü onların yavrularıyla beslenirler. Valla Bursa'dan duyduğumuz haberler ki Görükle'de de bu şekilde kampüste de fare popülasyonu bu sene çok yüksek. Aynı sinekte olduğu gibi. Yani vektörlerde de olduğu gibi. Çünkü iklim ona çok uygun. Çünkü biz insanlar biliyorsunuz hayvanların doğal yaşam alanlarını bozduk. Tarlaları açtık. Ormansızlaşma ki bugün küresel iklim değişikliğinde biliyorsunuz ormansızlaşma %17 gibi dünyada sebebi.
sahip. Yani çok yüksek. Bizlerin doğal hayata daha saygılı olması lazım. Ormanlık bir alandan tarla yaratmak yerine ya da onların üreme alanlarını bozmak yerine. Çünkü biz onların alanına girdiğimiz zaman aslında bir nevi de onları da kendimizin yaşamının içine alıyoruz. O zaman tıpkı evcil hayvan gibi düşünün. Bizim artıklarımız, bizim ektiklerimiz, bizim diktiklerimizle beslenmeye başlıyorlar. Ama sonra biz şikayet ediyoruz. Bu çok normal bir olay değil. Yenişehir ilçemizde 71 mahallemiz var. Yaklaşık 35 tanesinde bu fare zararı görülmektedir. Yaklaşık 3,5 aydan beri de sürekli farelerle mücadele edilmesine rağmen bir çözüm bulamadık. İl Tarım Müdürümüzle daha az evvel görüştüm. İlçe Tarım Müdürü ekipleri de bu konuya hakimler. Şu anda Yenişehir sezonunda bütün sebzeler hasatı yapılmaktadır. Sulama, damlama hortumlarına varana kadar kavun, karpuz, domates, yonca tarlaları, buğdaydan başladık. Yani ne kadar ekili alan varsa bu fareler zarar vermektedir. Bununla alakalı bu zarar gören çiftçilerimiz sonuçta buradan para kazanacağım diye masraf etmiştir. Bunlar bu zarardan dolayı, fare zararından dolayı kazançlarından da mahrum kaldılar. Ne yapacaklarını düşünüyorlar. Yani biz de gerekli yerlere iletiyoruz ama buna rağmen hala fareler zarar vermeye devam ediyor. Kesin tahmin edemeyiz ama yaklaşık bir 40 bin dönüm civarında vardır yani bahset. Çünkü neden? Yenişehir'de ekilebilir tarım arazisi 520 bin dönüm. Bu kadar alanlarda şimdi buğday hasat edildi, zarar gördü onlar. Ama şu anda da ovada biliyorsunuz sebzecilik yapılıyor. Sebzelerde de bunun altında olmayacağını ve üstünde olacağını düşünüyorum tahminim. Fiyat olarak zararı netleştiremeyiz ama bugün 40 bin dönüm alan demek 100 milyon lira zarar demektir. Yani bunun altında da olamaz. Daha da üstü. Burada niye? Sebze biliyorsunuz biz sebzeden para kazanıyoruz. Masraflı bir şeydir. Bunun zararı da büyüktür. Köyümüzde 2 senedir çoğaldılar. Önüne geçemiyoruz. Bu ilaçlama yapıyoruz. Zehir veriyoruz buğdayla. Ama şu anda hiçbir etki faydasını göremiyoruz. Yonca, ayçiçeği, fasulye, buğday, arpa, bütün ürünlerde yani genelde bütün ürünlerde zararını görüyoruz. Evet, çaresiz kaldık. Büyüklerimizden bu işle ilgili bir desteklerini bekliyoruz. Bu sene 2 seneden beri farelerden hiçbir şey alamıyoruz. Buğdayları, arpaları sanki gelip kosaran biçmişim gibi biçiyorlar. Yoncaları, 2 senelik yoncalar bitti. Yeniden ekmemiz lazım bunları. Yoksa akından gelemiyoruz. Her taraf fare yuvası oldu. Ürün alamıyoruz en açıkçası. Tarlalar olduğu gibi fare. Evde işlerine giriyor mu? Evde her tarafta. Nereye arası her tarafta fareler. Yollarda bile fareler. Neden bu kadar çok gelir? Kış ton olayı olmadığı için çok ürediler. Yılan kalmadı. Eskiden yılanlar topluyordu bunları. Şimdi yılan da kalmadı. Hepsi farelere kaldı.